Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere açılmayı bekleyen para kasaları hakkında detaylı ve ilginç bilgiler vereceğim. Videomuzu beğenerek destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olup yeni videolar hakkında bilgi alabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bizi ekranda görünen Instagram adresimizden de takip edebilirsiniz. Arkadaşlar kare, dikdörtgen, yuvarlak, üçgen, yılan, kaplumbağa ve daha pek çok define işareti elinizde mevcutsa size kaya içi oda, mahzen ya da boşluk veren yapıları veriyor demektir. Böyle yerleri pirinç çubuklar vasıtasıyla kolaylıkla bulabilirsiniz. Henüz pirinç çubuğunuz yoksa gönderelim. Kapıda ödeme sistemiyle faturalı bir şekilde adresinize kadar getirilmekte ve ürünü aldıktan sonra ücretini kargo görevlisine teslim ederek güvenli bir şekilde almış oluyorsunuz. Piyasada kalitesiz ürün satmaya çalışan ya da paranızı peşin isteyip ürün göndermeyen veyahut da alakasız ürün gönderenlere karşı da kendinizi korumuş olacaksınız. Güvenli alışveriş için ekranda gördüğünüz WhatsApp numaramızdan ulaşarak hemen şimdi siparişinizi oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü ilk işaretimiz ekranın ortasında gördüğünüz bir e, kapalı mağara. Mağarayı dikkatli incelediğimizde kenarlarının nasıl açılmaya çalışıldığı ve oyulduğu bariz bir şekilde görülüyor arkadaşlar. Burada e, böyle çevresine baktığınızda e, özellikle sol tarafta aşağı doğru böyle çizgili kayalar gör görünüyor. Sağ tarafa baktığımızda gene yeşil böyle üstü kaplanmış böyle değişik e, bir e, doğal bir e, görünüm var her iki tarafta. Ama mağaranın olduğu bölüm çok rahat bir şekilde oyulmuş. Ve şu anda yuvarlak olan kapak kısmı bile net bir şekilde görünüyor. Hatta tam ortasında dikdörtgen bir oyması da mevcut. Hemen üstünde yılana benzer küçük bir çizgi mevcut. İşte burası arkadaşlar girişimiz. Yuvarlak geniş bir şekilde büyük bir şekilde belirlenmiş. Ee, ve e, burada bir saklama olduğu çok e, çok net bir şekilde anlaşılmakta. İkinci işaretimize geçiyorum arkadaşlar. Ee, burada tam 3 tane kaya içi saklama var. Zaten bir tanesi ok işaretiyle e, belirttiğim yer e, çok bariz bir şekilde belli. E, diğer ikincisi hemen paralel kısmında sağ tarafa doğru. Kayalar çok güzel bir şekilde sıvanmış ve üst tarafında yine bir saklama mevcut. Dikkat ettiyseniz üçüncü üst kısımda olan yerin önünde de bir tane taş var. İşte bu da oranın işareti, işaret taşıdır arkadaşlar ve orada da bir saklamanın olduğunu bize söylemekte. Ama ilk başta böyle bir yere geldiğinizde belki ikinci ve üçüncü yeri fark edemeyebilirsiniz. Ama ilk yeri mutlaka ee, hemen tespit edebilmeniz lazım. Çünkü e, kapının girişi arkadaşlar yani e, içeriye giriş kayanın içine doğru girişte e, bir insan yüzüne benzetilmiş. E, hemen ok işaretinin üst tarafında bakın iki tane göz var ve aşağıda kapı olan kısımda bir ağza benzetilmiş. Şöyle baktığınızda bir insan yüzü silüeti görünmekte. İşte böyle bir yere geldiğinizde bu ağız olan kısım zaten e, yapıştırma bir şekilde net bir şekilde görünüyor ve buranın bir e, geçiş olduğu hemen anlaşılmalı gözünüzü yani böyle e, böyle bu tarz işaretlere alışmış olması lazım yoksa böyle bir yere geldiğinizde sadece bakıp geçersiniz kendinizi e, alıştırmanız lazım Ben de zaten bu fotoğrafları yayınlamamdaki amaç sizin de görsel gücünüzün yani e, daha da artması. Bir sonraki işaret arkadaşlar bir şelale var ve şelalenin sol tarafında e, oyulmuş bir yer var ve kapatılmaya çalışılmış e, düzgün bir şekilde e, kapatılmış olması gerekiyor. Ancak e, yıllar içerisinde bir açılma meydana gelmiş. Görüyorsunuz şu kenarlarında. E, oyulan yerler e, bariz bir şekilde belli e, Ve kaya oradan bir şekilde artık deprem vasıtasıyla olsa gerek bir ayrılma yaşamış Ve biraz aşağı doğru kaymış e, Burada bariz bir şekilde kapama var Bunun arkasında kesinlikle bir şeyler var arkadaşlar Bir sonraki işarete geçiyorum e, Çok kayalık bir alan var Kayalık alanda böyle baktığınızda Dikkat etmeniz gereken yapay noktaları bulmak olmalı. Burada nerede olabilir diye sorusunu soracaksınız hemen çok basit. Zaten yine yuvarlak bir şekilde bakın bir kapama şeklinde yapılmış, oraya yapıştırılma şeklinde konulmuş o taş ve arkasında kasası mevcut arkadaşlar. Taşa şöyle uzaktan baktığınızda zaten kenarlarının kesildiğini ve o oranın oyulduğu anlaşılıyor. Ve o taşın oraya yapıştırıldığı bariz bir şekilde belli. Hemen hemen bir insan büyüklüğünde bir alan burası. Artık arkasında ne var? Allah bilir yani çok büyük bir şey olacağı kesin. Böyle bir yerde geldiğiniz zaman hemen arazide yapay noktaları arayacaksınız. Ve böyle bir kasa var mı yok mu kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Bir sonraki işaretimiz yine büyük bir kayalık alanda Neredeyse hemen hemen bir insan boyunda bir yer. Bakın e, burası e, üst tarafındaki orijinal kaya. Alt tarafındaki nasıl düz bir şekilde e, sıvanmış. Ve üzerine bakın e, noktalar falan var üzerlerinde. Ve bunlar onun işaretidir. Böyle bir yer e, arkada, arkasının boş olduğunu gösteriyor. Zaten hafif de çatlamalar var. E, yüzyıllar içerisinde bunlar e, depremler vasıtasıyla... Bir şekilde çatlıyor veya böyle uç, uç, e, açılmakta e, ve e, burayı bu yere ele vermekte diyelim ki bu çatlaklar olmasa bu noktalar olmasa nasıl anlayacağız e, hemen bakın görüyorsunuz e, bir perde var yılan'a benziyor sol taraftan yukarı doğru çıkmış ama e, öyle bir şey değil burası oyulmuş oyulurken işte birinci katman, ikinci katman ve üçüncü katman, arkadaki üçüncü katman. Arkadaşlar burada arkadan e, yine böyle yuvarlak bir e, taş olarak buraya getirtilmiş ve bir sürgü sistemi daha önceki videolarımda da anlattığım gibi sürgü sistemiyle bu taş buraya itinalı bir şekilde horasanla yapıştırılarak oturtulmuş. Yani yukarıdan aşağı doğru geliyor ve buraya yapışıyor ve bir daha burada asla e, çıkmıyor. Çok e, yani e, elinizde imkanlarınızın olması lazım burayı açmak için. Zaten e, ruhsatlı açma yapmanız lazım. Buranın arkasında kesinlikle çok güzel bir oda var ve odanın içerisinde kesin hazinesi var arkadaşlar. Arkadaşlar diğer işarete geçiyorum. E, burada sol tarafta normal kayanın kendisine özgü yapısı mevcut. Ama sağ tarafa doğru geldiğimizde böyle bir sararma mevcut. Farklı bir horasan sistemi kullanılmış. Ve buraya e, sıvama şeklinde yapılmış. E, zaten çarpı olarak koydum. Bunun sağ tarafında giriş var. E, fotoğraf çok e, kısık olduğu için, yani dar açıda çekildiği için sadece e, bu kadar e, bilgi verebiliyorum. E, sağ tarafında kesinlikle bunun bir oda olması lazım. Sağ tarafla sol taraf birbirine hiç uyuşmuyor. Burada bir yapaylık mevcut. Bunları gördüğünüz zaman tespit edebilmeniz lazım. Yüzeyi okumanız lazım arkadaşlar. Bunların hepsi birer teknik. Evet arkadaşlar diğer işarete geçiyorum. Burası kurumuş bir e, su akan bir yer arkadaşlar. Zamanla e, işte burada su artık gelmiyor ve buradaki e, bize kapalı olan yeri veriyor. E, bakın sağ taraf sol tarafını görüyorsunuz. E, Horasan yapılmış komple. Ve e, içinde e, çok muazzam güzel bir oda var ve bu odanın da en son e, çok güzel bir şekilde kapatılarak bakın aynı bu eski Osmanlı evlerindeki üstü yuvarlak altı normal kapı şeklinde e, bir yapı mevcut ve ve bu şekilde kapatılmış e, o kadar bariz belli ki e, yani böyle bir güzel yer herkese nasip olmaz yani e, benim size tavsiyem e, Fotoğrafı çok detaylı bir şekilde, güzel bir şekilde inceleyin ve yüzeylerin kapalı olan, yani mağara tipi kapalı olan yerlerin nasıl olabileceğini öğrenin arkadaşlar. Bunlar yüzey hukumu teknikleri, bunları öğrenin. Başka bir işarete geçtim arkadaşlar. Yine e, bu sefer e, deniz kenarında veya bir akarsu kenarında bir yer. Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Sadece suyun aktığını görebiliyorum burada. Yalnız e, taş Komple Horasan'da yapılmış bir taş. Ee, taşın çarpı koyduğum işarette bu sağ tarafta arkadaşlar girişi var. Şurası zaten düz. Ee, şu tarafları. Ee, burayı korsanlar bu şekilde açmış ve buraya bir saklama koymuşlar. Kesinlikle bir kaya veya herhangi bir şey değil. Bu Horasan harcı yapılmış bir ee, yapay kaya arkadaşlar. Başka bir işarete geçiyorum. Ee, yine arkadaşlar, e, çok güzel. Bize tam 5 tane oda veren bir yere geldi, e, bir yer var elimizde. E, buraların işte 1 2 3 4 5 her e, odanın e, ebatı hemen hemen birbiriyle aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, burada bak, bakın e, siyah zifte benzer şeyler kullanılmış ama bazı yerlerde yok, bazı yerlerde var. E, böyle bir yere geldiğinizde buranın Kesinlikle e, odalarla dolu olduğunu anlamanız lazım. Çok güzel bir yer. E, hemen ön tarafında bir sürü taş parçacıkları, mıcırlar, e, kaya parçacıkları falan var. Burası oyulmuş. Aynı zamanda üst tarafına baktığınız zaman kayalar böyle biçimsizken yani ama alt taraflar dümdüz. Sıvandığı çok e, bariz bir şekilde belli oluyor. Yani bunlara bakarak gözünüzde hemen e, algılamanız lazım niye burası düz sıvanmış, niye yukarısı böyle hemen kendinize sorular sormanız lazım. Önündeki kaya parçalarının artması da burada yapılan işlemden kaynaklı. İçeride taşlar oyulurken çıkartılan e, taş parçacıkları, ufak taş parçacıkları var ve büyük taşlar var. He, bunları dikkat ederek böyle bir yer bulabilirsiniz, ruhsatlı kazı alabilirsiniz. Diğer işaret yine bir dere kenarında arkadaşlar yuvarlak oymayı görüyorsunuz. E, bu bir hazine işareti. Ön tarafında kapatılmaya çalışılmış e, işaretli olan yerde bir e, kapağımız mevcut. E, burayı kaldırdığımızda burada bir hazine olması yüksek ihtimal. Başka bir yer. Arkadaşlar yine e, Horasanla yapılmış büyük bir kaya. Burada mihraba benzer bir yer var. E, böyle yerler boşuna yapılmaz. Bunun tıklattığımız zaman arkasının boşluk sesi veriyor olması lazım ve arkada oda olması gerekiyor. Bu da güzel bir yer arkadaşlar. Sonraki işaretimiz bir açılmış bir de açılmamış bir oda mevcut. Sol tarafta açılmış olan yeri görüyorsunuz arkadaşlar ama sağ tarafta da sıvalı olan yeri görüyorsunuz. Yani burada bir ve iki tane açılmamış yerimiz var. Sıvalı olan yerde hemen ok işaretinin altındaki alan burayı gördüğünüzde hemen anlayabilmeniz lazım. Vatandaş buraya açmış. Artık dönem soygunu yapan kişi artık 100 yıl son, önce mi, 200 yıl önce mi, 500 yıl önce mi burası açılmış ama sağ taraf kalmış. Ne zaman açıldığını bilmiyoruz ama açılmayan yer hala mevcut. Arkadaşlar açılan bir yer göstereyim size. Ee, bakın e, sol taraf ve sağ taraftaki farkı görün e, Kaya oyulmuş Horasan harcıyla e, sıvanmış e, ve sonra açılmış ama sağ, sol taraf ise daha doğal görünmekte e, sağ tarafta ise böyle sarı bir renk var e, Aslında orijinal olan yer e, sarı olan yer sol taraftaki yer mesela Horasan'la suyuyla Horasan'ın suyuyla serpiştirilmiş ve buraya bir işaret verilmiş ve buradaki kaya çok güzel bir şekilde kesilmiş ve oraya yapıştırılmış burada şu kayanın kesildiği yer yani odanın açıldığı yerin ön kısmında kesinlikle böyle grimsi bir perde olması gerekiyor bu perde düşürülmüş ve kapak taşı çıkartılmış ve içeriye girilmiş malzemeleri alınmış. Başka bir işaretimizde yer yüzeyinde arkadaşlar kırılarak açılmış bir oda. Yani gezdiğiniz yerlerde kayaların üzerinde geziyorsanız, yani bu kayalar eğer Horasan ise Horasan'da yapılmış ise kesinlikle içinde odalar mevcuttur. Pirinç çubuklar vasıtasıyla böyle bu tarz odaları çok rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın hemen e, fotoğrafın sol tarafında 3 tane bir çukur var. Ve sağ tarafta da bir çukur mevcut. Yani buranın e, Horasan'la yapıldığını zaten bize gösteriyor. E, böyle yerlere geldiğinizde çubuğunuzda boşlukları tespit edin arkadaşlar. E, ve ruhsatlı kazı alarak çalışmalarınızı yapın. Bugünlük bu kadar kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.